Merhaba. Pandemi ya da pandemiler sanatçıyı nasıl etkiler? Evvela eğri oturup doğru konuşalım. İzolasyonların her türü sanatçıyı ve toplumu bozar tabii ki. Ancak izolasyon deyince sanatçı açısından izolasyonun iki farklı biçimi var. Birisi sanatçının kendi kendini izole edip de bir şeyler yaratabilmek, bir şeyler üretebilmek için bir biçimde kendisini etrafından arıtması ve büyük ölçüde çabasını kendi yaratımı üzerine vermesi. Bir de sanatçı ve toplum içinde en kötüsü olan bir şey vardır ki zora dayanan izolasyona tabi olmak bir sanatçı için katlanılır bir şey değildir. Neden? Çünkü sanat yaratması sadece fiziksel anlamda özgürlük değil, aynı zamanda ruhsal anlamda da bir özgürlük ister. Burada Honoré de Balzac'tan bir alıntı yapmak isterim bir kitabından. Balzac der ki, insan akıl almaz yıkımlara, yok oluşlara katlanabilir. Ama bulutların arasından bir görünüp bir kaybolan güneşe asla dayanamaz. Dolayısıyla yaşadığımız süreç içerisinde sanatçılar da, sanatçı da bu anlamda bu tür zorunlu kapatılmışlıklardan, zorunlu izolasyonlardan bir anlamda olumsuz olarak etkileniyor. Hem psikolojik olarak hem de üretim anlamında. Ancak gelin görün ki aynı zamanda sanatçının da bir sorumluluğu vardır. Neye karşıdır bu sorumluluğu? İnsanlığa karşıdır, topluma karşıdır, kendi ailesine karşıdır. Velhasılı dünyada oluşan ve oluşturulan bütün canlılara karşı da bir sanatçının diğer insanlar gibi sorumluluğu vardır. Ve bu anlamda her ne kadar pandemiyle ilgili bu izolasyon zorunlu olarak insanlara uygulanmışsa da ben de, bizler de sanatçılar olarak tabii ki toplum sağlığı için kendi sağlığımız ve en önemlisi gelecek nesiller için bu kurallara uymakla yükümlüyüz. Tabii ki bu izolasyon şartlarında bir anlamda insan bir hapsedilmişlik duygusu yaşıyor. Hele sanatçı olarak sizin bir rutininiz varsa, örneğin günde 12 saat, 14 saat resim çalışıyorsanız, bir takım projeleriniz varsa ve bu projeleri gerçekleştirmeye uğraşıyorsanız, bu çok katlanılabilir bir şey değil. Umarım ki yakın bir zamanda hızla daha katlanılabilir bir ortam oluşur ve normal insanlar olarak hepimiz toplum olarak hayatımızı eskisi gibi yaşamaya devam ederiz. Ha, bu izolasyon koşullarında tabii ki sanatçılar olarak boş durmak olmaz. Oturuyoruz. Kendi projelerimizi yapıyoruz. Ancak mesela bu süre içerisinde pandeminin bana esin olarak verdiği ve sürekli düşündürdüğü proje, yani yapmam gereken bir dizi sanat ürünü tematik olarak çok ilginç gelecek. Hep bana sürü, desteban imajlarını çağrıştırıyor. Çoban ve sürüsü imajlarını çağrıştırıyor. Nedendir bilmiyorum. Ama şu anda büyük ölçüde bu proje
ve bununla ilgili kompozisyon üzerinde çalışıyorum ve eğer bir biçimde bu pandemiyi atlatabilirsek herhalde bundan sonraki süreçte bir dizi çoban sürüsü, koyunlar ve hayvanlar temasını resimlerimde bolca işleyecek. Bu pandemi genel olarak sanatı ve dünyayı nasıl kültürel ve sanatsal anlamda etkileyecek? İnanıyorum ki bu sürecin sonundaki, bu sürecin de bir sonunun olacağını zannetmiyorum. Muhtemelen bunun arkasından insanlık yeni pandemilerle yüz yüze gelecek. Bir anlamda tarih boyunca varoluşundan itibaren insan bir anlamda doğaya verdiği zararların bedelini ödüyor. Ve görünen o ki bu bedeli ödemeye de daha fazla devam edecektir. Muhtemel gelecek süreç içerisinde herkesin amiyane tabiriyle, herkesin dediği gibi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Muhtemelen sanat ve kültür olayında da aynı şey olacak. Çünkü giderek bir kontrol toplumları, insanların daha fazla kontrol altında tutulabilmesi için yaratılan bir takım nedenler, hatta ve hatta yani gelecekte her şeye yansıyacak totaliter bir insan zihniyetinin hakim olacağına ve eski sosyal birliktelikler, sosyal ilişkiler dediğimiz şeylerin yerini de daha fazla yine insanların izole olarak birbirleriyle belli bir güven mesafesiyle iletişim kurabildiği müzelerde, efendim benzeri bir takım etkinlik alanlarında böyle bir dünyaya galiba hazırlanıyoruz gibi. Ve umarım sadece ve sadece bu COVID-19 pandemisiyle dünyamız bir biçimde kalır. İnsanlık bir biçimde bunun üstesinden gelir. Ve sanatçılar olarak, kültür insanları olarak diğer insanlar nasıl kendi üretimlerini yapıyorsa biz de kendi sanat üretimlerimizi, kendi duygu üretimlerimizi bir biçimde yapabiliriz. Bir mesaj vermek gerekirse nasıl bir mesaj verebilirim? Zora dayanmayan bir anlamda kendi kendine insanların karar verdiği kapanmalar aynı zamanda çok üretici, çok yaratıcı kapanmalar da olabilir. Örneğin zora dayanmayan kapanmalar sanatçılar üzerinde son derece olumlu bir etki yapar. Büyük ölçüde sanatçıların üretimlerinin artması, yeni bir takım yaratıların ortaya konması biraz da bu tür zora dayanmayan kapanmalarla ilgilidir. O nedenle kapanmayı da siz kendi bilincinizde pekala da daha bir dünyaya saygı duyduğumuz, etrafımızda daha önce fark etmediğimiz öteki canlılarla bir barışıklık içerisinde olduğumuz üretici bir dünyaya çevirebiliriz diye düşünüyorum. Evde kalınız ve güvenle kalınız.